Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte bugün yazdığı kitapta geçen bir deneme türündeki yazıyla gündem olan Musa Dinç'ten bahsedeceğiz. Musa Dinç, çocuk kitapları yazarı. Gerçekten küçük yaştaki çocuklar için kitaplar yazıyor fakat Gül ve Düşün isimli kitabında bazı söylemleri var ki, yani bazı yazdığı şeyler var ki ciddi anlamda bir çocuğun okumasının uygun olmayacağı türden. Biraz o yazdıklarına göz gezdirdim, kitabın içeriğine baktım ve böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Bu videoda o kitapta anlatılanları, neler geçtiğini, nasıl bir hikaye anlatıldığını, çocuklara neler empoze edilmeye çalışıldığını anlatacağım. Dilerseniz videomuza geçelim ama eğer beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi, en azından bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Hadi şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Boz ayının bakireliği son buldu. Bekaretim gitti, namusum iki paralık oldu. Evet, bu cümleler bir çocuk kitabında geçiyor. Musa Dinç'in yazmış olduğu Gül ve Düşün isimli kitapta geçen bir yerde söylenen, yazılan bir cümleyi anlattım şu an sizlere. Bu ifadeler sonrasında kitabın yazarı Musa Dinç'e sosyal medyadan tepkiler yağıyor. Kitabın yazarı Musa Dinç bu söylemler ve gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür niteliğinde bir yazı yayınlamış olsa da gelen tepkiler haklı olarak dinmiyor. Yazar tarafından yapılan açıklamada bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu savunurken Milli Eğitim Bakanlığı da bu kitap hikaye kategorisindedir, Milli Eğitim Bakanlığı sadece ders kitaplarına onay vermektedir diye bir açıklama yapmıştı. Yani bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmadığını kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Birsen Başkanı olay hakkında yayın evine ve yazara suç duyurusunda bulundu. Sonuçta böyle bir kitabı yazmanın suç olduğu kadar da yayınlayıcı olarak aracı olmak da büyük bir suç. Bunun üzerine de bir dava açıldı, suç duyurusunda bulunuldu. Şimdi böyle bir kitap yazarak ciddi anlamda ve bunu piyasaya sürerek ve bunun adına bir çocuk kitabı denilerek çocuklar üzerinden satış yapmaya kalkmak ciddi anlamda büyük bir, affedersiniz ama bence saygısızlığa giriyor. Daha fazlasını diyemeyeceğim video olduğu için. Fakat ciddi anlamda bu tarz işlerde denetimlerin arttırılması gerekiyor. Ciddi anlamda böyle yayın yapan birçok kanal ve yazar var. Yani yazdıkları veya yayınladıkları şeylerde sanki tecavüz faydalıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ya da ne bileyim kadına şiddet faydalıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani gerçekten acaba çocuklara küçük yaşta bunları mı empoze etmeye çalışıyorlar ve bunun sonucunda da işte kadın cinayetleri, çocuk tecavüzcüleri mi meydana çıkıyor? Düşünmüyorum değil açıkçası. Ama iyi bir Milli Eğitim Bakanımızın olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerine gideceğini düşünüyorum. Ciddi anlamda bu tarz yayın yapan, bu tarz yazılar paylaşan herkesin de cezasını çekeceğini düşünüyorum. Ben okuduklarımdan size bir derleme video hazırladım. Okuduğum kadarıyla yazar bu kitabı yayınlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı suç duyurusunda bulunuyor. Ondan önce gerçekten sosyal medyada bilinç kampanyası başlatılıyor. Haklı olarak Milli Eğitim Bakanı, yazarı ve yayın evi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Öte yandan Eğitim Birsen Başkanı da aynı şekilde suç duyurusunda bulunuyor. Ve yazar sonrasında bir özür diliyor. Ondan önceki yaptığı açıklamada bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu söylemişti. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı sadece ders kitaplarına onay verdiğini, hikaye kitaplarına herhangi bir izin vermediğini söylüyor. Yani bu kitabın onaylı olmadığını belirtiyor. Normal bir kitap olduğunu belirtmiş. Bakalım süreç ne gösterecek? Bu konu hakkında herhangi bir gelişme olursa da kanalımdan izleyebileceksiniz. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bu konu hakkındaki de görüşlerinizi aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.